Sırada Amerikan basından özetler var. Mehmet Toroğlu bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Mehmet. Amerikan basını Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına uygulanmasını öngören seyahat yasağına kısmi onay vermesine geniş yer ayırıyor. Washington Post, Anayasa Mahkemesi'nin beklenmedik bir orta yol bulduğunu, buna göre Amerika'da ailesi, işi ya da öğrencilik statüsü olan kişilerin yasa kapsamı dışında bırakıldığını yazıyor. Gazete Anayasa Mahkemesi'nin alt mahkemelerdeki yargıçların Başkan Trump'ın 90 gün boyunca Libya, Yemen, İran, Somali, Sudan ve Suriye vatandaşlarına yeni Amerikan vizesi verilmesini yasaklayan ve mülteci programının 120 günlüğüne askıya alan kararını tamamen dondurmasını da yanlış bulduğunu bildiriyor. Haberde eski başkan Obama döneminde Adalet Bakanlığı'nda görev yapan bir yetkilinin konuya ilişkin görüşlerine de yer veriliyor. Göçmenlik dairesinde görev yapan Leon Fresco'ya göre Anayasa Mahkemesi kararı Amerika ile bağlantısı olmayan iki grubu etkileyecek. Bunlar Amerika'ya turist vizesi alarak gelmeye çalışanlar ve yeşil kart çekilişine katılanlar. Dışişleri Bakanlığı Amerikan turist vizesi almayı amaçlayan toplam kaç kişinin yasaktan etkileneceği konusunda açıklama yapmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı göçmenlik avukatları ve göçmen hakları savunucuları tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Amerikan Medeni Hak ve Özgürlükler Birliği mahkeme kararının Trump'ın getirdiği yasağın en kısıtlı biçimde uygulanmasına izin verdiği yorumunda bulundu. Ancak Uluslararası Af Örgütü kararın havaalanlarında kaosa yol açacağını, birçok ailenin bölünmesine neden olacağını savunuyor. Washington Post bugün ayrıca geçtiğimiz günlerde Londra'da bir toplu konutta çıkan yangından sonra İngiltere'de başlatılan yangın güvenliği testlerinin sonuçlarına yer veriyor. Habere göre testlere tabi tutulan yüksek katlı 75 toplu konut binasında yangın riskinin %100 oranında çıkması, Londra'daki Grenfell binasında yaşanan facianın başka yerlerde de tekrarlanması olasılığının çok yüksek olduğunun bir işareti. İngiltere'de güvenlik testlerinin okul, hastane, devlet dairesi gibi kamu binalarına da uygulanması planlanıyor. Yetkililer şimdi büyük bir ikilemle karşı karşıya. Bu ikilem toplu konutlarda yaşayan dar gelirli vatandaşların nereye yerleştirilecekleri konusunda henüz plan yapılmadan tahliye edilmeleri ya da emniyetsiz binalarda yaşamlarına devam edip başka bir facia karşılaşma riskini göze alması. New York Times gazetesi Senato'daki Cumhuriyetçi partilerin hazırladığı sağlık tasarısının önüne yeni engeller çıktığını yazıyor. Habere göre partiler üstü kongre bütçe dairesi eski başkan Obama'nın imzasını taşıyan, taşıyan sağlık reformu yasasının geri çevrilmesinin sağlık sigortası olmayan Amerikalı sayısının 2026 yılına kadar 22 milyona yükselmesi anlamına geleceği sonucuna vardı. Üç Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Dean Heller ve Rand Paul tasarının tartışmaya açılmasını bile reddedeceklerini açıklamış bulunuyor. Wisconsin Eyaleti Senatörü Ron Johnson da tasarıyı desteklemeyeceği sinyalleri veriyor. Gazete, Bütçe Dairesi'nin raporunun Senato'daki Cumhuriyetçi Partileri büyük bir darbe indirdiği yorumunda bulunuyor. Los Angeles Times da Başkan Trump'ın seyahat yasağının yanı sıra e, Anayasa Mahkemesi'nin görüşmeyi kabul ettiği bir başka tartışmalı meselenin ayrıntılarına yer veriyor. Habere göre Anayasa Mahkemesi dini inançlarına aykırı olduğu gerekçesiyle eşcinsel bir cift, çiftin düğün pastasını yapmayı reddeden Colorado eyaletindeki pastane sahibinin davasını görüşmeyi kabul etti. Mahkemenin alacağı karar dini inançlarını gerekçe göstererek eşcinsellere karşı ayrımcılık yapan işletmelere yeni özgürlükler tanıyabilecek nitelikte olabilir. Anayasa Mahkemesi davayı sonbaharda ele alacak. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.